Jungle. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Barış Can Yıldız. Bugün günlerden salı ve bildiğiniz gibi salı günleri bizim film günlükleri serimizin günü. Film günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Konuyla da hiç alakası yok ama saçları falan da kestik. Nasıl, sevdiniz mi yeni tarzımızı? Film günlüklerinin bu bölümünde karşınıza çıkartacak olduğum film, halihazırda bir film serisine sahip olmayan fakat ilerleyen zamanlarda film serisine dönüşmesini beklediğim filmler arasında yer alan bir film olan Joker'le beraber karşınızdayım. Üf, ne kadar film dedim be. Joker filmi, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz gibi yıldız oyuncuların yer aldığı, IMDb'den 8.5 gibi yüksek bir puan almayı başarabilen, yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini Todd Phillips'in üstlendiği, psikolojik gerilim türünde boy gösteren 2019 yapımı bir filmdir. Sonradan Joker ismiyle herkesin tanıyacağı. Ancak bundan çok kısa süre önce sıradan biri olan Arthur Fleck'in hayatında hiçbir şey yolunda gitmiyor. Tıpkı yaşadığı şehir Gotham ve Gotham ahalisi gibi. Psikolojik destek aldığı danışmanla da söylediği gibi bütün düşünceleri negatif. Hayatını ona bağımlı biçimde sürdüren annesiyle yaşıyor ve onu mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Hatta annesinin kendisine taktığı mutlu lakabının hakkını vermek, insanların yüzünü güldürmek için çeşitli organizasyonlarda palyaçoluk yapıyor. Etrafındaki herkesin ezdiği, kimsenin ne düşündüğünü umursamadığı, sokaktakilerin saldırısına uğrayan, patronun istismarına katlanan ve iş arkadaşlarının alay konusu haline gelen Arthur'un en büyük hayali ise günün birinde bir baba figürü gibi gördüğü televizyon yıldızı Murray Franklin gibi iyi bir komedyen olabilmek. Lakin yaşadığı şehirde işler günden güne çığırından çıkarken Arthur da şiddete meyilli karakterini keşfedip Joker olma yolunda usul usul ilerler. Film sadece ana karakterini değil, etkileyiciliğini ve gücünü de şüphesiz ki Batman evrenine borçlu. Bu durum filmin yer yer çizgi romanların yarattığı mitlerle oynamasına da vesile oluyor, bu mitlere sırtını dayamasına da. Elbette Nolan'ın Kara Şövalyesi'nde yer alan ve 11 yıldır etkisini yitirmeyen Heath Ledger'ın Joker performansı da bu filmin var olma sebeplerinden biri. Muhtemelen Kara Şövalye filmine ve Joker karakterine böyle bir ilgi olmasa yüksek bütçeli ama serbest stil bir Joker uyarlamasını ancak rüyamızda görürdük. Batman evrenine dahil olması karakterle olan geçmişimizden ötürü filmi ilginç ve etkileyici kılıyor. Fakat aynı sebepten ötürü filmin tamamen bir serbest stil olabilmesine ket vuruyor. Film bir noktadan sonra babası Thomas Wayne yoluyla da olsa mutlaka Batman'e ihtiyaç duyuyor. Niye ihtiyaç duyuluyor? Karakterleri karşıtlıklar üzerine tanımlamak adına Batman'in Gotham'ında Joker'i, Joker'in Gotham'ında Batman'i gözlerimiz aramıyor değil. Fakat şunu belirtmek istiyorum. Şimdi bu Joker'in ilk filmi. İlk filmde Batman'e dair herhangi bir şey olmasına da gerek yok, görmemize de gerek yok ki spoiler vermek amaçlı değil ama filmi açtığınız zaman ilk saniyelerde falan görüyorsunuz zaten. Fakat bir film serisi haline dönüşür. İkinci filmi, üçüncü filmi gelirse Joker'in, o zamana kadar hep Batman'in gözünden Joker'i izlemiş biri olarak Joker'in gözünden de Batman'i izlemek isterim tabii ki. Ne kadar farklı bir geçmiş önümüze sunarsa sunsun, Joker yine o bizim bildiğimiz Joker olma yolunda ilerliyor. Bütün bu anlattıklarımla beraber Joker, bu uzun filmin hemen hemen her sahnesinde yer alan Phoenix'ten ve onun performansından da ayrı düşünülemeyecek bir karakter filmine dönüşüyor aslında. Phoenix karakterini ete kemiğe bürürken öylesine saygı uyandıracak bir çaba sergiliyor ki, senaryonun Joker'e biçtiği elbiseyi bir anda yırtıp atabiliyor yeri geliyor. Özellikle geçirdiği fiziksel değişim, karakteri en baştan itibaren filmin evreninde bambaşka bir yere koymasına sebep oluyor. Bu da izleyicinin kendisiyle özdeşlik kurmasına mani oluyor. Bu durum aslında filmde tezat ilerliyor. Çünkü film başta Arthur'u bize kolay empati kurulabilecek biri olarak gösteriyor. Hor görülen, dışlanan, şiddete maruz kalan, nezaket arayan biri olarak. Fakat trajik anlarda kahkahasını durduramamak gibi nörolojik bir rahatsızlığı bulunan Arthur, temelde izleyicinin mesafeli de kalabileceği veya zor empati kurabileceği bir karakter. Bu çatışma filmin sonuna kadar sürüyor. Phillips ve film, Joker'in şiddete meylini bir takım travmalarla açıklamaya çalışırken, Phoenix izaha muhtaç bir durum olmadığına yönelik, geri vites olmayan bir yaklaşımla canlandırıyor karakteri. Gotham'ın alt tabakasına mensup herkes gibi Arthur'un da bir sınıf travması mağduru olduğunu söyleyebiliriz ki, filmin finalde vardığı nokta bu çıkarımla doğru orantılı. Mükemmel bir görsel tasarımın ürünü olan Joker'de, Phillips'in rejideki işçiliğini son derece başarılı bulmakla beraber, ilham kaynaklarından da bahsetmemek olmaz tabi. 70'li yılların Amerikan gerçekçi sinemasının izinden giden Taksi Şoförü, Komedinin Kralı, Köpeklerin Günü, Şebeke gibi filmleri hem hikayesinde hem görsel dünyasında hem de kurduğu anlatıda çok şey borçlu olan Phillips, filmde varlığını sürekli hissettiren bir yönetmenlik sergiliyor. Ancak bunun bir şova dönüşmesine de sebep olmuyor. Zaten şov kısmını Phoenix yeterince üstleniyor, yer yer abartıya kaçsa da gerçekten izlemesi çok keyifli oluyor. Filmde kahramanımız Arthur'un palyaço görüntüsüyle ilgili Phillips ve ekibinin ABD'nin en ünlü seri katillerinden biri olan John Wayne'den ilham aldığını da söylemek gerekiyor. 33 kişinin katili olan John Wayne, hayır işleri için palyaçoluk yapmasıyla biliniyordu. Haliyle filmin özellikle finale doğru Joker'in popülerleşmesini seri katillerin medyanın etkisiyle popülerleşmesine benzettiğini de söylemek gerek. Lakin Phillips'in ıska geçtiği bazı meseleler var ki insanların filme karşı soğuk bir duruş sergilemesine sebebiyet verebiliyor. İşlediği cinayetlerle ünlenen Joker'de toplumsal
patlamanın hem sonucu hem de sembolüne dönüşüyor bir noktada. Bu olayı size ancak örnek vererek açıklayabilirim. Bundan tam 8 yıl önce Batman Kara Şövalye Yükseliyor filminin vizyona girdiği gün Colorado'da düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştır. Olay şöyle gerçekleşmiştir. Silahlı bir kişi film beyaz perdede oynarken ayağa kalkıyor. Etrafında sağında solunda kim varsa hepsini ateş etmeye başlıyor. 2019'da Joker filminin gösterime girmesiyle beraber saldırının yaşandığı sinema filmi olan Aurora, silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının isteği üzerine Joker filmini kesinlikle gösterime sokmuyor. Ve ayrıca Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD'nin askeri birimlerinin Joker filminin vizyona girmesiyle beraber silahlı saldırıların düzenleneceği yönünde birçok istihbarat aldıklarını dile getiriyor. Ve bunun yanında ABD polisi de Joker filmi vizyona girdiği ilk gün ve bunun devamında gelecek olan bir hafta boyunca filmin gösterildiği sinema salonları önünde ekstra tedbirler almıştır. Joker filmi böyle bir film. Seyir zevki çok yüksek ama çok etkisinde de kalmamak gerekiyor yani. Bak bunu da bir hatırlatalım burada. Seyir zevki yüksek olabilir ama çok da etkisinde kalmamak gerekiyor. Sonuçta bu bir film. Ve sonuçta Joker karakteri de bir hayali çizgi roman karakteri. Çok da etkisinde kalmamak gerekiyor. İzle geç. İzle geç. Anlatabilirim. Evet arkadaşlar, bir film günlükleri bölümümüzün daha sonuna geldik. Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sosyal mesafenizi koruyun. Maskelerinizi takmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Yarın oyun günlüklerinde görüşmek üzere. Bay bay.